Nasılsınız bakalım? Nasıl keyifler? İyisinizdir inşallah. Moraller yerindedir inşallah arkadaşlar. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bu hafta cümle çeşitlerini işleyeceğiz. Çok şükür ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Cümle çeşitlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Orada kalmıştık. En son fiilimsileri işlemiştik. Sonuçta bu periyotta gideceğimizi söylemiştik arkadaşlar. En geride olan grubumuz hangisi ise onun konularından devam edeceğimizi söylemiştik. Evet, cümle çeşitlerini bugün işlemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Cümle türleri diye de geçer, cümle çeşitleri diye de geçer. Hatta cümle türleri diyelim isterseniz. Cümle türleri konusuyla bugün başlayacağız. Mümkün olduğu kadar çok not alırsanız sevinirim arkadaşlar. Zaten notlarınızda da bunların yerleri var. Ona göre yazabilirsiniz. İşledik mi? Cümle türlerini de mi işledik? Tamam, güzel. Güzel. Yani ben videoya baktım, en son fiilimsi işlemişiz gibi bir şey yaptım da, gördüm de. Tamam, cümlenin ögelerini işlediysek, cümle türlerini işlediysek tamamdır. Harika. Cümlenin ögeleri o zaman. Daha iyi arkadaşlar, fark etmez. Hemen işleyelim. Cümlenin ögeleri olsun arkadaşlar. Evet, önemli bir konu o zaman, cümlenin ögelerinde kaldıysak önemli bir konu. Sevgili arkadaşlarım, her sene bir tane fix sorusu var. Bu senede soru geleceğini düşünüyorum. Yani en az bir tane %100 sorusu var. Bazı senelerde iki tane sorduğu da oldu arkadaşlar. Üç tane sorduğu oldu mu bilmiyorum ama iki sorduğu da oldu. Önemli konulardan bir tanesi cümlenin ögeleri. Kritik arkadaşlar. Şimdi cümle ögelerine ayrılırken nelere dikkat edeceğiz? Onlardan bir bahsedelim. Şöyle temel hususlar diyelim. Lütfen hepsini not alın arkadaşlar. SS olarak kalmasın lütfen. Sadece ekran görüntüsü almayın. Mutlaka notlarınıza da ekleyin. Temel hususlardan bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, cümleyi ögelerine ayırmada tam anlamıyla tecrübeli olana kadar, yani tam anlamıyla prof olana kadar şöyle bir sıralama sergileyeceğiz. Yöntüm diyen var, yöntem diyen var. Yani aklında hangisi kalırsa yöntem sırası uygulanır. Yöntem sırasından kasıt ne? Arkadaşlar, bir cümle ögelerine ayrılırken önce yüklem bulunur. Sonra özne bulunur. Sonra nesneler bulunur arkadaşlar. En sona da tümleçler bulunur. Ya bu tabii ki senin tecrübenle de alakalı bir şey. Yani ne cümleyi ögelerine nasıl ayırdığınla da alakalı bir şey ama iyi anlamda kendini geliştirebilmek için, yani baştan itibaren sıfırdan başlıyormuş gibi düşünüp kendini geliştirebilmek için bu sırayı uygularsan çok daha iyi olacaktır. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne. Burada arkadaşlar, özne ile nesne arasında aynı soruyu sorarak birinde özne, birinde belirsiz nesne buluyoruz. Bu nedenle önce yüklemi, sonra özneyi, sonrasında nesneyi bulmak önemli olacak. Sevgili arkadaşlar, ikinci önemli bilgimizi söyleyelim. Burası zaten en kritik bilgilerden bir tanesi. Tüm sorular sadece yükleme sorulur. Burası çok kritik. Yani hocam biz de biliyoruz bunu. Tabii ki tüm sorular sadece yükleme sorulur. Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ancak böyle yapmıyorsunuz soruları çözerken. Tüm soruları yalnızca yükleme soracaksınız arkadaşlar. Ayrıca her soruyla birlikte yüklemi tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Bak şimdi bunu ayrıntılı olarak açıklayacağım ama basit bir örnek olsun istiyorum. Dün akşam gördüğüm adamı tanıyamadım olsun. Şöyle bir örnek vermiş olalım. Dün akşam gördüğüm adamı tanıyamadım. Bak şimdi. Burada tanıyamadımı yüklem olarak alsan bile şuradaki dün akşam ifadesini
başka bir öge, bağımsız öge olarak alamazsın. Neden? Buradaki dün akşam dediğimiz ifade tanıyamama zamanını değil, bahsedilen adamı görme zamanını. Dikkat et, dıktik sıfat fiileki almış, fiilimsiye. Ne zaman gördüğüm diye soruyorsun. Ne zaman tanıyamadım diye sormuyorsun. Fiilimsiye soru soruyorsan hiç bölmeden alıyorsun. Anlaştık mı? Yükleme soru soruyorsan böleceksin. Fiilimsiye soru soruyorsan bölmeyeceksin. Bazen zaman zaman değişecek bu olay. Yükleme soru sorup sormadığına iyi bakacaksın. Bütün sorular sadece yükleme sorulacak. Tanıyamadım yüklem. Kim tanıyamadı? Ben tanıyamadım. Kimi tanıyamadım? Dün akşam gördüğüm adamı. Ne zaman tanıyamadım dün akşam olmaz. Yine söylediğimiz gibi bu zaman kavramı tanıyamama değil görme zamanıyla alakalı. Her soruyla birlikte yüklemi tekrar ederseniz arkadaşlar çok daha başarılı olursunuz. İşte Ali bana işlerimde yardım ediyor. Yardım ediyor yüklem. Kim yardım ediyor? Ali. Kime yardım ediyor? Bana işte. Nerede? İşlerimde gibi. Soruyla birlikte yüklemi tekrar ederseniz soruyla cevabın yakışıp yakışmadığını da anlarsınız. Tamam mı arkadaşlar? Var mı burada problem? Devam ediyorum yine önemli bilgilerle kaldığımız yerden arkadaşlar. Ne diyebiliriz başka? Evet. Yine cümle ögelerine ayrılırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesini daha söyleyelim. Kalıplaşmış sözler ve birleşik sözcükler ayrılmaz arkadaşlar. Birleşik sözcükler ayrılmaz. Yani birbirinden ayrılıp farklı bir öge gibi düşünülmez. Tamam? Kalıplaşmış sözcüklerden kastımız nedir arkadaşlar? Deyimler, işte ikilemeler gibi kelimeler. ÖSYM'e genellikle çok fazla deyim vermese de yine de ne yapacaksın? Cümleyi ögelerine ayırırken bunları birbirinden ayırmayacaksın. Mesela ne diyebiliriz? Ahmet bana yardım ediyor olsun. Bana yardım ediyor. Yardım ediyor dediğim zaman birleşik bir sözcük olduğunu, etmek yardımcı eylemiyle kurulmuş birleşik bir sözcük olduğunu ve bir deyim olduğunu görüyoruz. Yardım etmek deyimini o zaman ne yapmıyorsun? Hiç bölmüyorsun. Tamam. Veya başka ne diyebiliriz? Mesela şöyle demeliyiz arkadaşlar. Başka bir örnek. İşsizlik sıkıntılara yol açıyor gibi bir şey olsun. Yine burada yol açmak deyim olduğu için bölmüyorsun. Tek bir öge olarak alıyorsun. Tamam. Kalıplaşmış sözler, deyimler, ikilemeler ve birleşik sözcükler birbirinden hiçbir şekilde ayrılmayacak ki bunlar yüklem fiil olduğu zaman daha çok dikkat edilmesi gereken hususlar olacak. Burası da yine önemli idi. Evet, durum bu şekilde. Geçiyorum arkadaşlar. Geldik asıl önemli noktaya. En çok dikkat etmen gereken noktaya. Cümle ögelerine ayrılırken bu işi çözersen zaten sıkıntı olmayacak senin için. Tamlamalar ve fiilimsi grupları, dikkat et, en kritik nokta bu. Tamlamalar ve fiilimsi grupları birbirinden ayrılmaz. Cümleyi ögelerine ayırırken bu iki grubu birbirinden ayırmayacaksın. Cümlenin herhangi bir yerinde bir tamlama geçiyorsa, o tamlama aynı ögenin içinde kalacak tabii ki. Burada ÖSYM'nin tekniği bu zaten. Tamlamaları uzatarak arkadaşlar cümleleri de 2-3 satıra çıkarabiliyorlar. Böylelikle cümle ögesini de uzatabiliyorlar. Mesela basit bir örnek olsun. Sınıfın en çalışkan ve aynı zamanda
En şımarık. Öğrencisi. Ayşe'yi herkes tanır olsun. Şimdi burada cümlenin içerisinde isim tamlaması, sıfat tamlaması var mı yok mu hemen bakacaksın bak. Sınıfın diye başlamış, dikkat et. İn tamlayan iki olduğuna göre burada bir belirtili isim tamlaması var. O zaman ne yapacaksın? Belirtili isim tamlaması bitene kadar okuyacaksın. Sınıfın en çalışkan ve aynı zamanda en şımarık öğrencisi, dikkat, sınıfın öğrencisi Ayşe. Ne yapıyor? İsim tamlaması Ayşe ile birlikte buraya baştan sona kadar geliyor. O zaman Ayşe sözcüğüne kadar olan kısmı tek bir öge olarak alıyorsun. Herkes kelimesi ve tanır kelimesi arasında bir birleşik sözcük olmadığına göre yine böldüm. Tanır yüklem, kim tanır, herkes, kimi tanır, sınıfın en çalışkan ve aynı zamanda en şımarık öğrencisi Ayşe. Tamam mı arkadaşlar? Tamlama bitene kadar okuyorsun. Mesela bu kırmızı kalem, bu kırmızı kalem bana Murat'ın hediyesidir olsun. Murat'ın hediyesidir. Dikkat et, yüklem isim olduğu zaman ne yapıyorsun? Hemen isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı bakıyorsun? Hediyesi dediğine göre bir isim tamlaması var. Murat'ın hediyesi isim tamlaması, doğru mu? Şimdi baktığın zaman burada bana ve Murat'ın kelimeleri arasında bir isim tamlaması olmadığına göre şuradan böldüm. Dikkat et, Murat'ın hediyesidir bir öge. Murat'ın hediyesi ne diye sorduğun zaman bak, bu kırmızı kalem. Sıfat tamlaması olduğunu görüyorum. O zaman bu kısımda ne olacak? Başka bir öge olacak. Yani sen tamlamaları dikkatli bir şekilde incelersen sorular çözerken, tamlamaları dikkatli bir şekilde bulmaya çalışırsan sorularda daha rahat edersin ki dediğim gibi ÖSYM'nin elindeki en önemli kozlardan bir tanesi. Tamam mı arkadaşlar? Olayımız bu şekilde. Şöyle yapsak oluyor mu? Evet, SS alabilirsiniz veya notlarımızı tamamlayalım. Yine pek çok örnek verilebilir. Yüklemle birlikte bunu geliştireceğim arkadaşlar. Asıl önemli dediğim gibi de bir de fiilimsi gruplarından bahsedeceğiz. Evet, tamlamalar bu şekilde. Yüklemde biraz daha üstünde duracağım. Geldik fiilimsi gruplarına. Sevgili arkadaşlar, bir cümlede anlam soruyu, bir cümlede anlam, cümlenin ögeleri sorusunu çözerken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi fiilimsilerdir. Fiilimsileri bulduğun zaman fiilimsiye herhangi bir soru sorarsan o fiilimsiyle birlikte cevap verdiğin kelimelerin hepsini tek bir ögenin içinde alıyorsun. Ne dedik? Bütün sorular yükleme sorulur dedik. Burada çok kritik özelliğimiz bu arkadaşlar. Şimdi basit basit örnekler üzerinden gideceğim. Dikkat. Şimdi çalışmak güzeldir olsun. Yani şöyle biraz tahtayı idareli kullanayım. Bir saniye. Şöyle yapalım. Şimdi çalışmak güzeldir olsun. Çalışmak güzeldir. Sevgili arkadaşlar, burada nasıl ayıracağız ögelerine? Güzeldir yüklem. Güzel olan ne? Çalışmak. Bak, makmek çalışmak fiiline gelen isim fiil yapmış. Tek başına şu anda isim fiil bir öge olarak geçti. Dikkat et. Ders çalışmak güzeldir desem ne olacak? Ders çalışmak güzeldir. Bu sefer güzeldir yüklem. Bak, ne güzeldir ders diyemezsin. Ne çalışmak diye fiile soruyorsun. Fiilimsiye soruyorsun. Fiilimsiye sorduğuna göre bu ikisi tek bir öge olacak, artık fiilimsi grubunu oluşturmuş olacak. Tamam mı? Şöyle bir şey olsaydı, mesela cümle biraz daha farklı olsaydı, bütün gün ders çalışmak zordur gibi bir cümle olsaydı, bütün gün ders çalışmak zordur. Dikkat et, zordur yine yüklem olacak. İsim olduğu için hemen isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı bakıyorum. Çalışmak zor gibi bir isim tamlaması, sıfat tamlaması yok. Dikkat et. Ne çalışmak?
Ders çalışmak. Ne zaman çalışmak? Bütün gün çalışmak. Bak, bütün gün zordur diyemiyorsun. İşte burada arkadaşlar biz sorumuzu fiilimsi olan kelimeye sormuş olduğumuz için, fiilimsi olan kelimeye sormuş olduğumuz için hepsini birden tek bir öge kabul etmek zorundayız. En kritik nokta bu. Sorunu fiilimsiye soruyorsan hiçbir şekilde bölmüyorsun. İsim fiil için bu şekildeydi arkadaşlar. Mesela sıfat fiil için örnekler verelim. Mesela öğrenciler geldi olsun. Şimdi geldi yüklem. Ne ya? Geldi yüklem, gelen kim? Öğrenciler tek başına kullanılır. Değil mi? Mesela öğrenciler değil de çalışan öğrenciler desem mesela, çalışan öğrenciler geldi dediğimde, bak yine bu sefer ne yapıyorum? En sıfat fiil ekiyle bir sıfat damlaması oluşturuyorum. Nasıl öğrenciler? Hangi öğrenciler? Çalışan öğrenciler. Yüklem geldi. Öznem ne oldu? Çalışan öğrenciler oldu. Mesela şöyle bir örnek verseydik, aynı mantıkla devam ediyorum bak. Hiç durmadan çalışan öğrenciler geldi dersen, öğrenciler geldi. Bak şöyle düşün, hiç durmadan geldi diyemeyeceksin. Neden? Burada çalışan sıfat fiili var. Nasıl çalışan diye fiilimsiye soruyorum bak. Nasıl geldi diye sormuyorum. Dikkat et. Nasıl çalışan, hiç durmadan çalışan. Nasıl öğrenci, çalışan öğrenci. O zaman bunların hepsini ne yapıyorum? Tek bir öge olarak alıyorum. Yani sen cümle ögelerini ayırırken cümlede fiilimsi var mı yok mu çok dikkat etmelisin. Bu şekilde fiilimsileri, cümlenin ögelerini daha kolay bulacaksın. ÖSYM'nin yöntemi kozu olduğunu söylüyorum bak, unutma. Bir tane de mesela zarf fiile örnek vermiş olalım arkadaşlar. Mesela koşarak, şöyle bir basit örnek olsun. Koşarak geldik olsun. Nasıl geldik? Koşarak geldik. Tek bir öge olarak geliyor. Hızlı koşarak geldik dersek yine hızlı kelimesi bu ögenin içerisinde kalıyor, değil mi? Ne diyebiliriz mesela? Beklemediğimiz şöyle yapalım. Beklemediğimiz kadar hızlı koşarak geldik gibi bir şey olsun. Yine bak aynı mantık, dikkat et. Nasıl koşarak? Hızlı koşarak. Nasıl koşarak? Beklemediğimiz kadar hızlı koşarak. Hepsi birden yine fiilimsi, yani zarf fiili etkileyen bir söz grubu olduğu için biz buna zarf fiil grubu deriz ve bunları da cümlede öge olarak ayırmayız. Burada kritik nokta, birincisi tamlamaları ayırmıyorsun. İkincisi cümleyi ögelerine ayırırken fiilimsi gruplarına çok dikkat ediyorsun. Bu ne demek? Cümlenin içerisinde herhangi bir yerde bir fiilimsi varsa ona soru sorup sormadığına çok dikkat edeceksin. Bunu anlamanın yolu da her soruyla birlikte yüklemi tekrar etmek olacak. Evet, fiilimsi grupları da bu şekilde arkadaşlar. Örnek verdikçe zaten bu da gelişecektir. Şimdi geldiğim yükleme. Yüklemle başlayalım arkadaşlar. Yüklem için herhangi bir soru sorulmuyor. Doğru mu? Yüklem neyden oluşuyor? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Yüklem çekimli fiillerden geri gelemiyorum çünkü sayfa temizliyoruz. Vallahi biraz hızlı geçtim galiba. Yani sayfayı temizlediğimiz için geri gelemiyoruz. Maalesef. SS alan varsa oradan, onlardan yardımcı olursun. Tamam, biraz daha tutayım ekranda, kusura bakma.
Ali Rıza. Yani çabuk sildim, kusura bakma. Yüklem neden oluşuyor dedik arkadaşlar, hemen söyleyelim. Çekimli fiillerden veya ek eylem almış, ek eylem almış isimlerden oluşuyor. Yüklem buradan oluşur. Çekimli fiillerden veya ek eylem almış isimlerden oluşur. Ek eylem neydi? İdiymiştir diye yüklem olanlarda. Çekimli fiil olacak veya ek eylem almış isimlerden oluşacak. Bak şimdi, ya fiil ya isim olabiliyor. O zaman her ikisi için de yapman gerekeni söyleyeyim ben sana. Yüklem fiilse, dikkat, yüklem fiilse birleşik fiil olup olmadığına bak. Birleşik fiil olup olmadığını kontrol et. Olup olmadığını kontrol et. Yani yüklemde bir deyim olabilir, bir birleşik fiil olabilir. Bunu kontrol ediyorsun. Eğer birleşik fiilse birleşik fiil olarak alıyorsun. Değilse ve yüklem iş oluş hareket bildiren bir fiilse yüklemi tek başına oluyorsun. Tamam. Ali yanıma geldi. Ali yanıma geldi. Dikkat et, yanıma gelmek gibi bir deyim olmadığına göre geldi yüklemini fiil olarak tek başına alıyor. Ama ne diyebiliriz mesela arkadaşlar? Ali derslere iştirak etti olsun. İştirak etti. İştirak etmek yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil olduğuna göre ne yapıyorsun? İkisini birden alıyorsun. Yani yüklem fiil olduğu zaman kolay. Ya birleşik fiildir. Hemen yanındaki kelimeyle bir birleşik sözcük oluşturur. Yardımcı eylemle kurulan, ne bileyim işte anlamca kalıplaşmış deyim gibi bir şey olur. Ya da tek bir fiil olarak yüklem kolayca bulunur. Yüklem isimse arkadaşlar, aslında burası önemli. Yüklem isimse, yani aslında şöyle diyelim ya, isimse demeyelim de. Yüklem fiil değilse diyelim. Yani hepsini işin içine alalım. Yüklem fiil değilse tamlama veya söz grubu olup olmadığına bak. Yani fiilimsi grubu falan filan da olabiliyor ya. Söz grubu olup olmadığına bak. Yani yüklem fiil olmadığı zaman isim olabilir, isim fiil olabilir. Zamir olabilir, edat olabilir ya. Burada tamlama oluşturup oluşturmadığına veya isim fiil grubu, sıfat fiil grubu falan oluşturup oluşturmadığına bakman gerekecek. Mesela buradaki adamlar mahallenin belalılarıydı olsun. Dikkat et. Buradaki adamlar mahallenin belalıları. Mahallenin belalıları derken ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bir isim tamlaması var. Belalı kelimesi isim olduğuna göre hemen yanındaki kelimeyle isim tamlaması, sıfat tamlaması oluşturup oluşturmadığına bakıyorum. Mahallenin belalıları isim tamlaması olduğu için tek bir öge olarak alıyorum. Tamam. Şöyle bir örnek olsun. Amacımız tüm zorluklarla mücadele etmektir. Mücadele etmektir. Nasıl bir şey düşüneceğiz arkadaşlar? Etmek burada isim fiil olarak görüyorsun, değil mi? Mücadele etmek dediğim zaman bak burada ne yapıyorsun? Bir kalıp söz oluşturuyorsun. Mücadele etmektir yüklem olarak aldım. Amacımızı bir öge olarak aldım. Tüm zorluklar dediğin zaman sıfat tamlaması olduğu için de yine başka bir öge almış olduk. Tamam. Olayımız bu. Dikkat edeceğin şey yüklem fiil değilse isim tamlaması, sıfat tamlaması, işte fiilimsi grubu falan
olup olmadığını gözetmek olacak. Bunu bulursan işin çok daha kolay olur. Tamam mı arkadaşlar? Olayımız bu şekilde. Şuraya bir tane daha örnek vereyim. Mesela şurayı bir silelim. Bir tane de böyle sıfat fiil örneği olsun. Daha böyle güzel bir örnek vermiş olalım arkadaşlar. Yan masadaki kızlar bizim okula yeni gelen öğrencilerdi olsun. Yeni gelen öğrencilerdi. Dikkat et, öğrenciler kelimesine baktığım zaman isim. Hemen ne yapacağım dediğim, isim tamlaması, sıfat tamlaması, fiilimsi grubu oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Öğrenciler de. Nasıl öğrenciler? Gelen öğrenciler sıfat tamlaması. Dikkat et. Ne zaman gelen? Artık bundan sonra hep fiilimsiye soruyorum. Dikkat. Ne zaman gelen? Yeni gelen. Nereye gelen? Bizim okula gelen. Hepsi birden arkadaşlar, fiilimsi olan sıfat fiile soru sorduğu için biz bunları hiç bölmüyoruz, ta kızlara kadar getiriyoruz. Yan masadaki kızlar, hangi kızlar? Yan masadaki kızlar sıfat tamlaması. Bizim okula yeni gelen öğrencilerdi, yüklem olacak. Bu öğrenciler kimdi? Yan masadaki kızlar şeklinde söylemiş olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Olayımız bu. Cümlenin içerisinde bak, ısrarla söylemeye devam ediyorum. Cümlenin içerisinde fiilimsi geçiyorsa o fiilimsilere çok dikkat edeceksin. Fiilimsiler kendilerinden önce gelen kelimeleri alıp getirebiliyorlar. Bu kural bizim açımızdan önemli. Evet, yüklem dediğimiz şey de bu. Ekranla ilgili el sallayıysanız veya yazıya geçirdiyseniz bir el sallayın arkadaşlar. Ona göre sayfayı geçeceğim. Evet. İlk cümlede amacımız özneydi, aynen. Onu bir soru olarak gelmiş. Olayımız bu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ara vaktimiz gelmiş. Bir ara verelim. Ondan sonra diğer ögelere geçiş yapmış olalım. Tamam. Aradan sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım. Tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, öznedeyiz arkadaşlar. Öznedeyiz. Özne dediğimiz cümle ögesi neydi arkadaşlar? İşi yapandı. İşi yapan bizim için özneydi arkadaşlar. Özneyi bulmak için yükleme ne ve kim soruları soruluyordu. Tabii ki öznenin soruları kolay. Yine öznenin tamlama olup olmadığına, fiilimsi grubu olup olmadığına çok dikkat etmen gerekiyor. Şöyle bir örnek olsun. Biraz uzatmış olalım. Şimdi şöyle bir örnek var. Çalışarak kazandığımız sınavlar bizi mutlu ediyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ediyor fiil. Etmek yardımcı eylem olduğu için hemen yanındaki kelimeyle deyim de oluşturabiliyor. Mutlu ediyor yüklem. Bizi mutlu ediyor gibi bir söz grubu olmadığına göre buradan böldüm yüklem olarak. Mutlu eden ne? Dikkat. Sadece sınavlar değil, değil mi? Neden sadece sınavlar değil? Nasıl sınavlar? Kazandığımız sınavlar dık dik sıfat fiil eki.
Nasıl kazandığımız, çalışarak kazandığımız. O zaman şurası sıfat damlamasıysa çalışarak kelimesi de bu işin içine dahildir. Çünkü sorumuzu mutlu ediyor. Çalışarak mutlu ediyor yapamayacağımıza göre ne yaparız arkadaşlar? Tek bir öge olarak alırız. Tamam. Çalışarak kazandığımız sınavlar bizi mutlu ediyor olsun. Şöyle bir örnek olsun. Ayşe'nin düğününde giydiğim ceket bugün dar geliyor. Geliyor yüklem, dar gelmek gibi bir deyim olduğu için arkadaşlar yine ne yaptık? Böldük. Dar geliyor yüklem. Dar gelen ne? Dikkat. Ayşe'nin düğününde giydiğim. Zaten burası isim tamlaması. Dık dik sıfat fiil eki var. Nerede giydiğim? Ayşe'nin düğününde giydiğim ne? Ceket. Hepsini birden fiilimsiye sorduğuna göre tek bir öge olarak alıyorsun. Ayşe'nin düğününde giydiğim ceket ne olacak arkadaşlar? Özne olacak. ÖSYM'nin elindeki en önemli koz budur. Fiilimsiler kullanarak, isim tamlaması veya sıfat tamlaması kullanarak cümlenin yüklemlerini, öznelerini, diğer ögelerini uzatabiliyorlar. Bunu yakalarsan öznede çok sıkıntı yaşamaz. Tamam. Evet. Örnekleri yazdıysanız arkadaşlar örnekleri sileyim. Ne ve kim sorularına cevap verdiğini şuraya tekrar alalım. Öznenin çeşitlerine bakalım. Şurayı sileyim arkadaşlar. Öznenin çeşitlerine bakalım. Şimdi bir gerçek özne vardı. Cümlede özne direkt olarak yazılmışsa gerçek özne, değil mi? Ali kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Açtı yüklem. Kim açtı? Ali. Gerçek özne oluyordu. Birinci çeşidimiz bu arkadaşlar, gerçek özne. Gizli özne vardı. Kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Açtım yüklem. Kim açtı? Ben. Şöyle kenara yazıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Buna da ne deniyordu hatırlarsak? Cümlede yazılmayan özneye ne deniyordu arkadaşlar? Gizli özne. İkincisi de bu oldu. Bir de sözlü özne muhabbeti vardı hatırlarsak. Onu da yine söylemiş olalım. Yüklemi edilgen cümlelerde değil mi? Yüklemi edilgen çatılı cümlelerde sözde özne kullanılabiliyordu arkadaşlar. Kapı açıldı. Normalde açma eylemini yapan bulunmadığı için cümlede açıldı yüklem diyoruz. Il il bunu edilgen yapıyordu hatırlarsan. Il il edilgen yapıyordu. Açıldı yüklem. Açılan ne? Burası yüklem. Açılan ne? Kapı. Ne oluyor arkadaşlar? Sözde özne oluyordu hatırlarsak. Bir de ne vardı? Örtülü özne diye bir şey vardı. Yine onu da hatırlayalım. Yine edilgen çatılı yüklemlerde İşi yapan yazılırsa edilgen çatılı özne olacak. Yine işi yapan yazılırsa örtülü özne oluyordu. Hem ln, ıl, il, ın, in eki kullanılıp hem de işi yapan yazılırsa buna da örtülü özne diyorduk. Kapı görevliler tarafından açıldı olsun. Kapı görevliler tarafından açıldı. Örtülü özneye tarafındanca özne de denir. Görevliler tarafından veya görevlilerce gibi cace eki de getirilir. Açıldı yüklem. Kim tarafından açıldı diye soruyorsun. Görevliler tarafından artık mecburen örtülü özne oluyor. Kapıda eylemden etkilenen olma görevine yani nesneye dönmüş oluyor. Evet, olayımız bu. Cümlede yazıya geçirilmiş olana gerçek özne, yazıya geçirilmeyene gizli özne, edilgen çatılı yüklemlerde kim ve ne sorusuna cevap veren sözlere sözlü özne,
İşi yapanın da yazıldığı yine edilgen çatılı yüklemlerde, işi yapanın da yazıldığı öznelere örtülü özne deniyor id. Yükleme sorulan ne ve kim sorularına cevap veriyordu. Burada isim tamlaması, sıfat tamlaması ve fiilimsi grubu olmasına dikkat edeceksin. Geçiyorum arkadaşlar. Nesneye. Nesne nedir arkadaşlar? Eylemden etkilenen varlıktır. Sorularda böyle de sorar. Eylemden etkilenen varlık. Nesneyi biz böyle buluyoruz, böyle biliyoruz arkadaşlar. Sorularda böyle soruyor. Nesneyi bulmak için özneye 3 tane soru soruyoruz. Ne, neyi ve kimi soruları soruyoruz. Ne, neyi ve kimi. Hatırlarsanız arkadaşlar isim tamlamalarını anlatırken dedik ki ne, neyin, kimin diye sorarız. Neyin, kimin ek aldığı için belirtili nesneyi verir. Ne, belirtisiz belirtisiz isim tamlamasını verir demiştik. Belirtili ve belirtisiz isim tamlaması. Aynı mantık burada da. Neyi ve kimi diye ek almış sorular sorarsan belirtili nesneyi buluyorsun. Yani ek almış nesneyi buluyorsun. Ne diye sorarsan özneyi bulduktan sonra sormalısın. Belirtisiz nesneyi buluyorsun. Üç tane soru soruyoruz yükleme. Nesneyi bulabilmek için. Ne, neyi, kimi? Bunlar belirtili nesne ve belirtisiz nesneyi verecek arkadaşlar. Tamam. Bir cümlede hem belirtili nesne hem belirtisiz nesne tabii ki aynı anda bulunabilir. Yok, çok böyle şey yapmayalım, abartmayalım arkadaşlar önce basit olsun. Şöyle bir örnek olsun. Sınavda çözemediğim soruları sınıf öğretmenime çözdürdüm olsun. Hemen çözdürdüm fiil. Öğretmenime çözdürdüm gibi bir deyim olmadığına göre, birleşik sözcük olmadığına göre yüklemi tek aldık. Çözdürdüm yüklem. Kim çözdürdü? Ben. Gizli özne. Doğru mu? Dikkat et. Ben neyi çözdürdüm? Soruları demiyorum. Neden? Çözemediğim sorular sıfat damlaması. Dıktik sıfat fiil eki. Nerede çözemediğim sınavda bak. Nerede çözdürdüm sınavda çözdürdüm olmaz. Çünkü bu sınavda kelimesi sıfat fiil etkiliyor. Sınavda çözemediğim soruları neyi diye soracağım için ne olacak arkadaşlar? Belirtili nesne olacak. Sınıf öğretmenime de yine isim tamlaması olduğu için başka bir öge olarak gelmiş olacak karşımıza. Tamam. Şöyle düşün. Pazarda gördüğüm adamı kardeşim sandım olsun. Kardeşim sandım. Evet, yine burada sandım yüklem. Kardeşim sanmak gibi bir fiil, bir birleşik sözcük deyim olmadığına göre tek başına aldık. Sandım yüklem. Kim sandı? Ben sandım bak. Kardeşim sandı değil. Ben sandım. Sandım diyor. Ben gizli özne. Doğru mu? Dikkat. Kimi sandım? Pazarda gördüğüm adamı. Dıktik sıfat fiil eki. Yine kelimeleri aldı getirdi. Pazarda gördüğüm adamı kimi diye sorduğum için belirtili nesne oldu. Ne sandım? Sen sandım. Kim sandım? Sen sandım. Özneyi bulduktan sonra sorduğum ne sorusunun cevabını zaten ne veriyordu? Belirtisiz nesne veriyor. Yani bakkaldan elma aldım dediğin zaman aldım yüklem ne elma özne olmaz. Aldım yüklem kim aldı ben aldım diyeceksin. Önce özneyi bulacaksın. Belirtisiz nesneden önce özneyi bulman gerekiyor. Evet, nesne dediğimiz şey de bu. Üç tane soru soruyoruz arkadaşlar. Ne, neyin, kimi sorularını soruyoruz ve ona göre cevap veriyoruz.
Sıfat tamlamalarına, isim tamlamalarına, fiilimsi gruplarına yine dikkat edeceğiz. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Yazdığınızı kabul ederek. Dolaylı tümleçteyiz. Dolaylı tümleç. Arkadaşlar buna halk arasında yer tamlayıcısı da deniyor. Sorularda lütfen buna dikkat edelim. Yer tamlayıcısı da deniyor. Arkadaşlar yüklemin yerini veren kelimelerdir bunlar. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme e, d ve den haleklerini almış sorular sorulur. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme e, d ve den haleklerini almış sorular sorulur. Nedir bu sorular arkadaşlar? Nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde? Bu neyde ve neyden sorularına dikkat edeceğiz. Neyden? Neyden sorusu niçin anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yapıldığı, oluşturulduğu, yaratıldığı malzemeyi söylüyor. Niçin anlamına gelirse zarf tümleci olacak. Bizim dolaylı tümleç bulduran sorularımız bunlar. İsmin ED'den hal eklerini almış sorular arkadaşlar. Tamam. Mesela şöyle bir örnek olsun. Şimdi aldık yüklem. Elma almak gibi deyim yok. Kim aldı biz? Nereden aldık? Çarşıdan aldık. Dolaylı tümleç. Bunda sıkıntı yok. Ama böyle ismin her ED'den halekini alan kelime dolaylı tümleç olacak diye bir şey yok. Bir kilo elma ne olacak? Belirtisiz nesne olacak. Çünkü alan biziz, özne biz ya. Artık bu belirtisiz nesne olacak. Ama şöyle bir örnek verelim mesela. Çarşıdan geçerek eve geldik olsun. Dikkat et. Geldik fiil, eve gelmek deyimi yok, yüklem. Kim geldi, biz geldik, yine gizli özne. Dikkat et. Şurada bir ne var? Ara gerek zarf fiili var. O zaman nereden geçerek diye bak. Nereden geldik diye sormuyoruz. Dikkat et. Nereden geçerek diye fiilimsiye soru sorduğum zaman ne yapıyordum? Fiilimsi grubu, söz grubu buluyordum ve ayırmıyordum. Çarşıdan geçerek bir öge olacak. Biz buna zarf tümleci diyecek. Nasıl diye soracağımız için nereye geldik? Eve, yine dolaylı tümleç olacak. Tamam. Yani cümlenin içerisindeki fiilimsilerin altın değerinde önemli olduğunu görüyoruz. Ankara'dan İstanbul'a gidiyor dediğim zaman Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. Gidiyor yüklem. Kim gidiyor? O. Nereye gidiyor? Ankara'dan İstanbul'a yapmayacaksın. Neden? Ankara'dan İstanbul'a kelimeleri arasında bir isim tamlaması var mı? Yok. Bir sıfat tamlaması var mı? Yok. Fiilimsi grubu var mı? Yok. O zaman bunlar farklı farklı sorulara cevap veriyorlar. Nereden gidiyor? Ankara'dan gidiyor bir dolaylı tümleç. Nereye gidiyor? İstanbul'a başka bir soru sordum. Başka bir dolaylı tümleç. Tamam. Sorular farklıysa ögeler ayrı ayrı alınır. Demek ki bir cümlede birden fazla dolaylı tümleç olabilir. Gayet normal. Evet, dolaylı tümleç dediğimiz ögede bu şekilde. Var mı buraya kadar arkadaşlar sormak istediğiniz, aklınıza takılan herhangi bir şey var mı? Cümle ögeleri çok kritik konu olduğu için arkadaşlar her sene en az bir tane soru olduğu için, geldiği için önemli. Zarf tümleci olacak o. Birazdan söyleyeceğiz. Zeynep. Zarf tümleci diyeceğiz ona. Nasıl sorusuna cevap verdiği için. Evet, yani cümlenin ögeleri çok önemli bir konu arkadaşlar. Her sene çıktığı için böyle teferruatlı konuşmuş oluyoruz.
Evet, tahtayı temizliyorum arkadaşlar. Son ögemiz olan zarf tümlecini de söylemiş olalım. Zarf tümleci. Arkadaşlar, zarf tümleci biraz zarfları bilmekle de alakalı. Yükleme sorulan, kalıp sorulara cevap veren, yani zarf bulmak için sorduğumuz soruların cevapları bize zarf tümlecini veriyor arkadaşlar. Yükleme sorulan, nasıl, niçin, neden, ne zaman, ne kadar, nere, ne sorusu bile olabiliyor ama niçin anlamına gelen, sebep soran ne sorusu gibi. Arkadaşlar, yükleme sorulan, zarf bulmak için sorduğumuz o kalıp, soru zarfı olabilecek olan hatta, kalıp ek almamış soruların cevaplarını cümlede zarf tümleci verecek arkadaşlar. Şimdi. Şöyle örnek biraz bir saçma olmasın istiyorum. Biraz düşünüyorum onun için. Şimdi cümleye bakıyorum. Bugün parkta seni gördüm dediğimde cümlenin içerisinde fiilim solmadığı için işim kolay. Gördüm yükten, seni görmek gibi bir deyim yok. Kim gördü ben? Ne zaman gördüm bugün? Değil mi? Daha doğrusu önce nesneden başlayacaktık. Kimi gördüm seni belirtili nesne. Nerede gördüm parkta dolaylı tümleç. Ne zaman gördüm? Bugün zarf tümleci olacak. Şöyle deseydik mesela. Bugün parkta dolaşırken, bugün parkta dolaşırken seni gördüm. Bak şimdi burada artık olay değişmiş oldu. Yine gördüm yüklem. Kim gördü ben gizli özne. Kimi gördüm seni belirtili nesne. Eyvallah. Ne zaman gördüm diye sorduğunda dikkat et. Bugün parkta dolaşırken diye cevap veriyorum. Neden? Dolaşırken erken yalı demiştik, zarf fiil. Nerede dolaşırken? Parkta dolaşırken. Ne zaman dolaşırken? Bugün dolaşırken. Bu fiilimsi soruların hepsini kendi üzerine çekiyor. O zaman ne yapacağım? Ne zaman diye sorduğum için hepsine birden zarf tümleci diyeceğim. Yani cümlenin içerisine fiilimsi girerse arkadaşlar, bu fiilimsilerin sistemine dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam. Yani fiilimsiler soruları alıp getirebiliyor. Evet, bir tane daha örnek yazacağım ve böylelikle bitirmiş olacağız arkadaşlar. Yazdıysanız eğer, tamamsa. Evet, bir tane daha yine örnek yazacağım. Bu birden fazla fiilimsi olup olmamasıyla ilgili, birden fazla öge olup olmamasıyla ilgili, onu da söyleyelim, öyle bitirelim. Şöyle bunu da siyahla yazalım. Güneş her doğduğunda, işleyenler bu cümleyi hatırlar. Güneş her doğduğunda adımı anarak beni hatırla. Adımı anarak beni hatırla. Sevgili arkadaşlar, eğer aynı soruyu soruyorsak tek bir öge olarak alıyoruz. Aynı soruyu soruyorsak tek bir öge olarak alıyoruz. Farklı sorular soruyorsak ayırıyoruz dedik. Şimdi hatırla yüklem. Kim hatırlasın? Sen hatırla. Gizli özne. Kimi hatırla? Beni. Belirtili nesne. Dikkat et. Ne zaman hatırla? Güneş her doğduğunda bak. Ne zaman diye sorduğum için bir zarf tümlece. Nasıl hatırla diye farklı bir soru sorduğum için. Dikkat et. İkisinde de zarf fiil var ama farklı sorular soruyorum. Nasıl hatırla? Adımı anarak yine zarf tümleci. Tamam. Soru aynı olsaydı, güneş her doğduğunda işte aklına geldiğinde beni hatırla deseydi, her ikisi de ne zaman sorusuna cevap vereceği için tek bir öge olacaktı. Şimdi arkadaşlar, burayla ilgili
Burayla ilgili arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir özellik söyleyelim. Kaç ögeden oluşmaktadır derse gizli özneyi saymıyoruz arkadaşlar. Kaç ögeden oluşmaktadır derse gizli özneyi saymıyoruz. Kaç parçaya böldüysek o kadar cevap veriyoruz. 1, 2, 3, 4 ögeden oluşuyor bu cümle. Bunu niye söylüyorum? Öge sayısı bakımından diğerlerinden azdır fazladır gibi soruyor ya. O tarz sorularda gizli özne sayılmadığı için. Kaç parçaya böldüysen o kadar sayacaksın. Kaç ögeden oluşmaktadır derse. Kaç farklı ögeden oluşmaktadır derse aynı ismi verdiklerini bir sayacaksın. O zaman bir, iki, üç ögeden oluşuyor. Anlaştık. Olayımız bu şekilde. Ve bunların özdeşleri de var arkadaşlar. İşte sıralanışıyla özdeştir diyor. Sıralanışıyla işte bu cümlenin yukarıda bir cümle veriyor. Bu cümlenin sıralanışıyla aynıdır falan diyor. Zarf tümleci belirtili nesne yüklem şeklinde gitmesine de özen göstereceksin. Özdeş olan cümlede de kesinlikle gizli özne olacak. Zarf tümleciyle başlayacak, zarf tümleciyle devam edecek. Belirtili nesne yüklem şeklinde de gidecek. Tamam. Olayımız bu şekilde. Evet, var mı arkadaşlar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Aklınıza takılan... Tabii edatlar da diye bir soru sormuş. Edatlar da bazen isim tamlaması falan oluşturabiliyor. Veya yanındaki kelimeyle söz grubu oluşturuyor zaten edat. Mesela şöyle bir hemen basit örnek vereyim şuraya. Ayşe yanımda değil dediğin zaman, Ayşe yanımda değil. Değil kelimesi edat olduğu için yanımda değil yüklem diye alıyoruz. Nerede değil yanımdayı ayırmıyoruz yani. Tamam mı? Edatları da yine söz grubu olarak alacağız. Evet, Hediye'nin sorusunu. Abdullah sormuş, fiilimsiler sadece zarf tümlecini mi niteler derken biraz önce özneyi de nitelediğini gördük değil mi? Yani bütün ögeler olabilir. Sıkıntı yok yani orada. Sadece zarf tümleci olmak zorunda değil. Yani yanıma gelen adamı dersin. Belirtili nesnenin içerisinde olur. Yanıma gelen adam dersin, öznenin içerisinde olur. Yani fiilimsiler her ögenin içerisinde olabiliyorlar. Yüklem de dahil olmak üzere. Evet, Merve'nin sorusunu cevaplamışız. Olayımız bu şekilde. Evet arkadaşlar, böylelikle dil bilgisi konusunu da bitirmiş oluyoruz. Cümlenin ögeleriyle birlikte dil bilgisi konusunu bitirmiş oluyoruz. Şimdi KP14, KP19 var mı aranızda? KP14, KP19'dan herhangi biri var mı arkadaşlar? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim kendi gruplarımızda zaten gidişatımız, sistemimiz belliydi arkadaşlar. Bütün... Sonuçta dil bilgisini işlemiş olduk. Edat bağlacı falan bitirdik. Bitirdik Ali Rıza. Onları bitirdik. Evet. Arkadaşlar bizim normal sıramızda ses yazım noktalama şeklinde gidiyor. Şimdi benim gruplarım yani mesela 20. grubumuzda ses yazım noktalama tabii ki işlemedik. Ses yazım noktalamadan devam edeceğim. Onu sorayım istiyorum. 14 ve 19. gruplarda ses yazım ve noktalama işlendi mi arkadaşlar? İşlenmediyse ses bilgisiyle kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, bir grupta işlenmiş, bir grupta işlenmemiş. Yine tekrar babında olması hasebiyle zaten arkadaşlar şu anda bizim için işlenmeyen grup ön planda olduğu için oradan gidiyoruz. Planımızı ona göre yapıyoruz. Haftaya o zaman ses bilgisi işleyecek. Tamam mı arkadaşlar? Ses bilgisine haftaya başlangıç yapacağız. Her sene neredeyse bir tane fix sorusu olduğunu söylemiş olalım. Ses bilgisinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Kitaptaki sıralamamız biraz daha farklı olabilir. Yani kitaptaki sıralamamız da biraz daha farklı olabilir.